Hayati Bestekar kanalından herkese merhabalar. Tayland'da 29 gündür mağarada mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen çocukların tamamı ve antrenörleri kurtarıldı. Dünyanın gözünü kırpmadan takip ettiği Tayland takı Tem Luang mağarasından göz yaşartan haberler gelmeye devam ediyor. 12 çocuk kurtarıldı. İlk etapta içeride sadece antrenör kalmıştı ve arkadaşlar bu sabah Türkiye saatiyle 6.08'de yeniden mağaraya giren 19 dalgıç içerideki çocukları ve antrenörünü de kurtardı. Operasyon bu sabah başlamıştı. Reuters haber ajansı çocuklardan birinin kurtarıldığını saat 12.10'da son dakika koduyla dünyaya duyurdu. 20 dakika sonra ise bir başka çocuk gün ışığını gördü. Üçüncü çocuğun dışarı çıkarılması ise 1 saat sonra gerçekleşti. Çocukların aileleri mağara önünde içeriden gelecek haberleri bekliyor. Taylandlı yetkililer bu sabah yaptıkları açıklamada daha önce kurtarılan 8 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. İlk operasyonda dışarı çıkarılan 4 çocuğun aileleri hastanede cam bölmenin ardından evlatlarını gördü. Çocuklar ayağa kalkıp yürüyebiliyor. İki çocukta enfeksiyon şüphesi var. İki çocukta enfeksiyon şüphesi var ve tüm kurbanlar bir hafta hastanede gözetim altında tutulacak. 23 Haziran'da girdikleri mağarada kaybolan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri 9 gün sonra İngiliz dalgıçlar tarafından bulunmuştu. Yaklaşık bir hafta boyunca çocukların nasıl dışarı çıkarılacağı tartışıldı ve ekipler pazar günü operasyona girişti. Çocukları kurtarmak için yaklaşık 5 kilometre içeride sıkışıp kalan çocukları su dolu iki ayrı bölgeden geçirmek için dalgıçlar her bir çocuğun yanında iki dalgıç ilerlerken çocuğa ait oksijen tüpünü öndeki dalgıç taşıyor. Tabii ki arkadaşlar bu Tayland'da geçen bir olay ve yanında İngiliz dalgıçların bulması da Taylandlıların biraz acizliğini ön plana çıkarıyor. Tabii ki önemli olan mutlu haberlerin gelmesiydi ve çok büyük bir operasyonla ve başarılı bir operasyonla gerçekten tüm çocuklar ve antrenörleri sağlıklı bir şekilde kurtuldular. Gerçekten herkesin başına gelme imkanı çok düşük bir olaydan bahsediyoruz. Düşünün yani mağaranın içinde kalıyorsunuz ve arkadaşlar geçiş noktalarınızın ikisinde de su dolu yerler var. Yani geçmeniz için nefesinizi uzun tutup yüzmeniz gerekiyor. Ve eğer orada onları bulmasalardı yolun çıkış yönünü bilmedikleri için arkadaşlar mecburen ya boğulacaklardı ya deneyip boğulacaklardı ya da başka yollarda açlıktan, susuzluktan boğularak ya da dediğim gibi hastalanarak hayatlarını kaybedeceklerdi. Şükür ki buldular. Haberleri oldu ki bir şekilde kurtuldular. Bizim ülkemizde de bildiğiniz üzere her gün bir çocuk haberi geliyor. Kaçırıldı ya da vefat etti diye. Böyle haberler çok kötü. Önemli olan insanları kurtarmak. En büyük iyilik bir canlıyı kurtarmaktır. Öldürenlerden olmamanız dileğiyle. Dertli Bestekar kanalından hepinize iyi günler. Dertli Bestekar kanalından herkese